Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yaklaşık 3 sene önce başlattığım bu akordeon dersleri uygulamasını diyeyim sizlere. Hala devam ettirmeyi çok istiyorum. Bu videodan itibaren de devam edeceğiz zaten. Ama son bir yılda istek parça istedim. Öğrenmek istediğiniz parçaları ya da nasıl çalındığını görmek istediğiniz parçaları bana Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden mesaj olarak gönderirseniz size daha kolay, hem sizin istediğiniz yönde derslere devam ederiz tarzında bir gönderide bulundum ama şu tarz mesajlar geldi bana. Abi İslami öğrenmek istiyoruz, Şikafe öğrenmek istiyoruz gibi bu tarz absürt, zor, hızlı parçalar istendi. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yürümeden koşmayı öğrenemeyiz maalesef. Yani ilk önce yürümemiz lazım. Yani yürümekten kastım şu. Belirli kalıp etütler vardır. Bu etütleri çalışmamız lazım. Yani o etütleri de sizinle paylaşacağım çok yakında. Bu etütleri paylaşa paylaşa ilk önce bu kasları açmamız lazım. Kasları açtıktan sonra o parçaları anca, yani size gösterebildiğim kadar, daha doğrusu üstadlarım konunun dışında benim çalabildiğim kadar çalabilirsiniz. Çünkü o etütleri yapmadan maalesef bunlar açılmıyor. Tabii ki açarsınız zorlayarak, o parçayı sürekli çalmaya çalışarak açarsınız. Ama etütleri yapmadan 2 ayda öğreniyorsanız, etütleri yaparak bir haftada o parçayı çalabilirsiniz. Ama önce dediğim gibi etütler. İkinci en çok aldığım soruyu söyleyeyim sizlere. Ben bas tarafını çalamıyorum. Bas tarafında neye basacağımı bilmiyorum. Bunu ben nasıl yapabilirim? Onun da videosunu çekeceğiz hep beraber. Hatta bu videonun konusu da bas tarafı olsun. Bas tarafını nasıl çalacağız, nasıl yapacağız, neye göre bas çalacağız onu gösterelim. Diğer bir konuyu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ben sağ tarafı çalıyorum, klavye tarafını. Ama bas tarafına geçince kafam karışıyor, unutuyorum. Ya da dağılıyor, dikkatim dağılıyor, çalamıyorum gibi sorunlar da daha çok oluyor. Bu dediğim 3 şey gerçekten hani 2 senedir çok yoğun duyduğum şey. Onun da tabii ki bir çözümünü sizlere sunacağım. İnşallah başarılı oluruz. Şimdi bas derslerine geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde baslar nedir, notaları nedir, nasıl etütler yapılır? Onları göstereceğim sizlere. Birkaç etüt yapacağız. Ellerimizi daha fazla hızlandıracağız. Böylece çaldığımız, klavye tarafında rahat çaldığımız parçalarda baslarla daha kolay, daha rahat bir şekilde eşlik edebilmeyi sağlayacağız inşallah. Başlayalım. Birazdan sizinle iki görsel paylaşacağım. Bu iki görselde basların hangi notaya karşılık geldiğini, 120 bas için olan basları, hangi notaya karşılık geldiğini ve bu notaların hangi harflere karşılık geldiğini sizlerle paylaşacağım. Böylece kafanızda kurgulama yapabilirsiniz. Şu an size video üzerinde göstereceğim. Mi'den Mi'ye kadar şu şekilde. Bu şekilde aynısını bas tarafından çalıyorum şu an. Mi'den Mi'ye kadar size bas çaldım arkadaşlar. Şimdi bunun birazdan görsellerde de göreceğiniz üzere yarım sesli halini, yani kromatik halini göstereceğim sizlere. Şimdi baslarda 120 bas akordiyonlarda ilk iki sıra notadır. Diğer üçüncü sıra majör, dördüncü sıra minör, beşinci sıra dominant 7, altıncı sıra da eksik 7'dir. 5 sıra olan yatay düzlemde 5 sıra olan akordiyonlarda son sıra yoktur. 4 sıra olan akordiyonlarda da hiçbir zaman şu sıra yoktur. Yani genellikle bu böyledir. Tabii farklı üretilen akordiyonlar da vardır. Onu artık kendiniz çözmeniz gerekiyor. İlk mesela şu yaptığım benim minör akor. Bu normal vals ritminde bir minör akor çalıyorum. Bunun aynısını majörünü yapayım size. Bu da majör hali.
Kromatikleri de gösterdik sizlere. Şimdi editlere geçelim. Şunu yavaştan hızlıya doğru yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Elimiz çok kez karışacaktır, çok kez hata yapacağızdır. Ama vazgeçmeyin, başarılı olacağınıza inanıyorum. Bunu yapıyoruz. Kromatiklere de eğer isterseniz gösterdiğim gibi yavaştan hızlıya doğru çalışabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Etütler bunlar arkadaşlar. Basları bu şekilde çalıyoruz. Size örnek bir parça çalayım. Baslarla nasıl bir kombinasyon yapabildiğimizi göstermek için. Thank you.